O da Biz belki Türk milleti olarak her şeyi atlarız ya. Evet. Biz Türk milleti olarak orada da bulunuruz. Ekonomimizi etkiler haliyle kızım. Ülkemize yazık olur yani. Zaten şimdi hemen başladı ya. Dolar molar hafif hafif çıkıyor. Gördünüz değil mi? Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi halinde Türk ekonomisi bu durumda nasıl etkilenecek? Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Doğalgaz olsun, başka petrol mesela, petroller yükseliyor diyorlar. Haliyle sınırımıza yığınak yapıyorlar. Rusya olsun, Ukrayna'ya karşı. Ekonomimizi etkiler haliyle kızım. Ülkemize yazık olur yani. %100 etkiler çünkü iki tane büyük bir devlet, akaryakıta hükmeden bir devlet. O tüm hiçbir etkilemezse akaryakıt olarak etkileyecek, döviz olarak etkileyecek, biz ekonomimizi olumsuz etkileyecektir. Bir sürü bizim oraya ihracatımız var. Yani Hüseyin'le Türkiye son yıllarda zaten çok yakın ilişkilere girdi siyasi olarak da. Etkilenir çünkü bizim bölgemizde yani. Nasıl etkilenir? Nasıl etkilenir? Türkiye aslında ekonomik olarak etkilenir. Siyasi olarak da. İki tarafa da hem Türkiye Avrupa'yla hem Rusya'yla. Yani ortada bir denge kurmak zorunda. Peki ekonomi yönden etkilenir dediniz. Bu zamlar olarak bize geri döner mi? Zaten şimdi hemen başladı ya. Dolar molar hafif hafif çıkıyor. Gördünüz değil mi? Yani başladı daha. Savaş başlamadan başladı. Yani oranın şeyi yavaş yavaş yukarı yukarı çıkıyor. Ya döviz, altın böyle hafif hafif çıkıyor. Etkilenir yeğenim, etkilenir. Bizim her şeyimiz dışarı bağlı olduğu için enerjimizden tut yakıda kadar. Etkilenir tabii. Peki başka hangi alanlarda etkilenir sizce? Ya Suriye konusunda etkilenir. Dünya ile olan ilişkilerin hepsinde etkilenir diyelim kısacası daha doğrusu. Yani. Etkilenir. Peki neden öyle düşünüyorsunuz? Ya savaş sonuçta illaki bir tarafa vuracak. O da biz belki Türk milleti olarak her şeyi atlarız ya. Evet. Biz Türk milleti olarak orada da bulunuruz biz. Biz gelen insanları seven bir milletiz. Milliyetçiyiz ama neden her şeye atlarız onu da anlamam. Her şeyin ceremesini de biz çekeriz. Bu. Evet. Bana göre. Ben Avrupa'dan geldim. Avrupa'daki insanlar yani şöyle komşu komşudan uzak duruyor. Bu bana ne zarar verebilir? Ama biz de öyle değiliz. Bu Türkiye bir acayip. Ben anlamadım. Türkiye hep kapı açıyor ya. Herkese evet. Kapı açık. Hep kapımız açık. Ama kendi milletine kapısı kapalı. Olsa kimse bize kapıyı açmaz. Hiçbir ülke. Aynen. Gerçek bu yani. Biz her ülkeyi açığız. Biz herkesi seviyoruz ama kendimizi sevmiyoruz. Kendimizi sevsek zaten bu durumda olmazdık. Keşke Avrupa'daki Türklere sahip çıkılsa da çıkıp gelsek. Yani gelmeye korkuyoruz vatanımıza. Orada yabancı, burada Almancı. Yani bilmiyorum. Etkilemez olur mu? Bugün oradan dünya kadar turizme turist gelecekti. Bunlar bir kere gelemez. Ekonomisi zaten güçlü olanlar ayakta olur. Bizde 4 yok, 9 yok. Akşam yatıyor, sabah mazota benzine kaç lira zam geldi, onun hesabını yapıyor. Başka yapacak bir şey yok. Yani. Peki başka hangi alanlarda etkilenir Türkiye? Vallahi turizm de etkilenir. Bu ekonomi de etkiler yani. Bu döviz, mövüz, altın, gene onlar alt üst olacak her şey. Millet şimdi zaten kendi derdiyle uğraşıyor. Hele biz emekliyik ki yandık Allah. Muhakkak ki çok kırılgan bir ekonomimiz var. Yaprak kıvışlarsa dolar, euro artıyor. Ekonomi de hep buna bağlı. İster istemez etkileneceğiz yani. İlla ki etkilenir çünkü Türkiye'nin etkilenmediği bir durum yok şu an. Piyasa çok kötü. Ve her şey şu an halkın üzerinde bence. Peki ekonomiyi döndüren halk yani. Peki sizce başka hangi alanlarda etkilenebilir Türkiye bu durumla? Alışveriş yani, ihracat büyük ihtimal. Türkiye'de hiç etkilenmez, merak etmeyin. Peki neden etkilenmediğini düşünüyorsunuz? Yani siyasetçilerin aldığı şeyler vardır, önlemler, onun için etkilenmez. Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi üzerinde olduğu için, yani biliyorsunuz oradan birileri bir şey söylüyor, Türkiye'de her şey anında değişebiliyor. 12. ayın 20'sinde olduğu gibi mesela. İnsanlar hücum etti. Dolar, euroya, altına hücum ettiler. Bir gecede sabah kalktıktan da kabusu yaşamış oldular. Bu şekildeyken Ukrayna-Rusya arasındaki durum tabii ki değiştirebilir ülkemiz açısından. Ama artık eskisi bir değiliz. Güçlü bir ülkeyiz. O kesinlikle. Ama ekonomik olarak biraz daha güçlü olmamız lazım. Yatırımlar, ihracatlar, ithalatlar,
fırsatı iyi değerlendirip ülkemize kazanç sağlamak gerekir. Orta Doğu, Akdeniz farklı bir boyut. Doğalgaz biliyorsunuz tamamen farklı bir boyut. Onun sıkıntısını yaşadık 3 gün. İnşallah bundan sonra daha güzel günler bekliyor ülkemiz olarak. Hep beraber göreceğiz inşallah.